Sen başlasın. Abi kişi karşı tarafa alalım mı? Hadi bakalım. Evet. Bir kez daha sizlerle beraber Gabar'dayız. Bugün tabii çok özel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla görüyorsunuz etrafımda genç petrol ve doğalgaz mühendisi adaylarımız var. Bugün buraya gelirken dedik ki biz gençlerimizle olsun ve ümit ediyorum bu kardeşlerimiz mezun olduklarında inşallah bu sahalarda belki daha yeni yapacağımız keşiflerde bizlerle beraber olacaklar. Onlara seçtikleri mesleğin ne kadar isabetli olduğunu, Türkiye'nin önünde ne kadar büyük bir imkan olduğunu ve büyük bir potansiyel olduğunu bir anlamda göstermek istedik. Dolayısıyla bu Gabar ziyaretimiz onlarla beraber gerçekleşiyor. Şimdi tabii Gabar'a en son Ramazan ayında gelmiştik. Ramazan bayramının ikinci gününde hatırlarsanız. Ve o günden bugüne çalışmalarımız devam ediyor. 40 bin varili geçtik. Bugün 42 500 varile ulaşmış durumdayız. İnşallah Haziran ayında 50 bin varil hedefimizi, ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Burada şimdi 3 yeni bir bölgeyle 4 bölgede yaklaşık 37 kuyuda bu 42.500 varili üretiyoruz. Ve inşallah 50.000 varili Haziran ayında bulmuş olacağız. Ama dün arkadaşlarla konuştuğumuzda şunu hedef olarak ortaya koyduk. Bizim bu bölgede irili ufaklı 14 toplam bölgemiz var. Bunun 4'ünde şu anda üretim yapar haldeyiz. Bu üretimi de buradan artırmayı hedefliyoruz ama diğer 10 bölgede mutlaka o bölgelerde de sismik çalışmalarımız devam ediyor. Sondaj hedeflerimiz var. Dolayısıyla tümüyle baktığınızda Gabar bölgesi hakikaten Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o makus halini yenecek bir bölge haline gelecek. Bunun dışında bölgelerde de aramalarımız devam edecek. Özellikle Kör Kandil bölgesinde aramalarımız çok yakın bir zamanda başlayacak. Burada çok büyük bir operasyon sürüyor. Yaklaşık 350 kilometrelik geldiğiniz yollar hep bizim yaptığımız bu çalışmalar nedeniyle yaptığımız yollar 600 kilometreye kadar çıkacak. Dolayısıyla bir taraftan yolları yapıyoruz, bir taraftan buraya makinalarımızı, kuyularımızı, kulelerimizi getiriyoruz ve bu çalışmalarla inşallah 2024 sonuna kadar da 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımız günde ülkemizin ekonomisine çok ciddi anlamda bir katkı yapmış olacağız. Ama gidilecek daha çok yolumuz var. Burada 2750 arkadaşımız çalışıyor. Bu sayı daha da artacak. Buranın, bu bölgenin istihdamına da çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Şimdi elbette ki bütün alternatifleri değerlendireceğiz. Ama siz bizden daha önde gidiyorsunuz. Şimdi hele şu üretim rakamlarını biraz böyle altı haneli rakamlara çıkaralım. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyüklükler hakikaten fazla. Yani 1 milyon varil günlük bizim ihtiyacımız var Türkiye'nin ham petrol olarak. Dolayısıyla inşallah üretim rakamlarımız arttıkça farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, rakamlar ciddi anlamda büyüyor. Çünkü biz artık burada 225 tankerle bu petrolü taşıyoruz. Şimdi mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. 37 kilometrelik bir boru hattıyla buradan petrolü biz şimdi İdil'e taşıyoruz. Oradan da Irak-Türkiye petrol boru hattıyla inşallah Dört Yol ve Ceyhan'a götüreceğiz. Yani adım adım hedeflere ulaştıkça önümüze yeni projeler ve yeni alternatifler elbette ki olacak. Çekiyorum arkadaşlar.